Herkese merhabalar. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazılıya hazırlanmanın çok ötesinde. Kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Bir Kahraman Doğuyor ünitesinin ilk konusu olan Güçlü Avrupa'nın Doğuşu ve Osmanlı Devleti konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının PDF'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce PDF'leri indirip kendiniz önce bir kez okuyup sonra da buradan takip ederseniz hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Ve gireceğimiz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacağız. Hazırsanız dersimize hemen başlayalım. Evet, ne demiştik? İlk konumuz Güçlü Avrupa'nın Doğuşu ve Osmanlı Devleti. Aslında sevgili arkadaşlar, ilk ünitemiz bir temel atma ünitesi. Yani burada yeni kavramlar öğreneceğiz. Hatta bazı konuları 7. sınıfta da öğrendiniz. Onları tekrar hatırlayacağız. Ve 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için bu ünitede bir temel atmış olacağız. Gireceğiniz merkezi sınavlarda yorum soruları, bilgi soruları ve kavram soruları çıkıyor. Biz yıl içerisinde size bol bol kavramlardan bahsedeceğiz. Ve kavramları bilmeniz çok büyük önem arz ediyor. Mesela birazdan sömürgecilik diyeceğiz veya kapitülasyonlar diyeceğiz. Bunların ne anlama geldiğini bilmezsek sınavlarda zorlanırız. O yüzden ben kavram öğretirken, kavram anlatırken özellikle uyarı yapacağım. Lütfen o kavramlara çok dikkat edelim. Hatta sene başı olması sebebiyle bir tavsiyem de şu olabilir. Bir kavramlar sözlüğü çalışması yapabilirsiniz kendiniz. Videolarımızı takip ederek öğrendiğiniz kavramları bir ajandaya, bir not defterine yazabilirsiniz ve ilerleyen dönemlerde ara ara bu kavramlar sözlüğüne göz atıp yıl içerisindeki bütün kavramları çok rahat bir şekilde öğrenmiş oluruz. Evet, şimdi yavaş yavaş konumuza giriş yapalım. Güçlü Avrupa'nın doğuşu Osmanlı Devleti. Şimdi değerli arkadaşlar, 18. yüzyılda yani 1700'lü yıllarda dünyada iki tane büyük olay meydana geldi ve bu iki tane olay bir anda dünyanın gidişatını değiştirdi. Yani dünya bir yolda giderken bir anda bu yol değişti ve çok farklı bir yola girdik. Peki bu olaylar nedir? Bu olaylardan birincisi sanayi inkılabı sevgili arkadaşlar. Ve bu olayların ikincisi de Fransız ihtilali. Şimdi önce isterseniz sanayi inkılabıyla başlayalım. Sanayi inkılabı nedir, ne değildir? Dünyanın gidişatını nasıl değiştirmiş olabilir? Neden bu kadar önemli? Bir anlayalım. Sanayi İnkılabı 18. yüzyılda yani 1700'lü yıllarda İngiltere'de başlayan kol gücünden makine gücüne geçişin, el tezgahlarından seri üretimin olduğu fabrikalara geçişin olduğu bir dönem. Eskiden kol gücü vardı, hayvan gücü vardı, artık makine gücü var. Eskiden el tezgahları vardı, artık ürünlerin seri halde üretildiği fabrikalar var. İşte biz bu sürece Sanayi İnkılabı diyeceğiz. Peki sanayi inkılabı dünyanın gidişatını nasıl değiştirmiştir? Yani ne gibi değişimler yaşanmış dünyada? Öncelikle sanayi inkılabıyla insan ve hayvan gücüyle çalışan makineler yerine buhar gücüyle çalışan makinelerin yapıldığını görüyoruz. Sanki şey diyorsunuz, harika hocam, yani artık insanlar hayvanlar yorulmayacak, makineler çalışacak. Evet, güzel bir gelişme. Bunun yanında buhar gücünün kullanılmasıyla seri üretim arttı. Eskiden mesela benim evimin altında bir el tezgahım vardı. İşte halı dokuyordum. Ve benden halı isteyenler sıradaydı. Diyordum ki sen 3 ay sonra gel, sen 4 ay sonra gel. Ama artık makinede ham maddeyi veriyoruz. Ve makine seri bir şekilde, hızlı bir şekilde halıları üretiyor. Üretim arttığı için artık fabrikalar, makineler fazla üretiyor. Üretim arttığı için malların fiyatı da ucuzlamış oluyor. Bu da insanlık için güzel bir gelişme. Mesela yaz ve kış mevsimlerini düşünelim. Pazara gidiyoruz, pazarları düşünelim. İşte bir yaz sebzesi olan domates mesela. Kışın çok pahalıdır ama yazın üretimi arttığı için, her yerde olduğu için fiyatı ucuzlar. Bu olayı da böyle değerlendirebiliriz. Ancak değerli arkadaşlar, dünyanın gidişatını değiştirir demiştik ya, işte anahtar sözcüğümüz burada gizli, ham madde. Üretim arttığı için bizim üretim yapabilecek ham maddeye ihtiyacımız da fazlalaşıyor. Ve dünya bir anda ham madde arayışına girecek. Biraz önce ne örneği vermiştim? Ben evimin altında el tezgahında halı dokuyordum ve insanlar sıradaydı. Sen 3 ay sonra gel, sen 4 ay sonra gel, sen 5 ay sonra gel. Ama artık çok fazla ürün ürettiğimiz için benim bu ürünleri satacak bana bir pazar lazım sevgili arkadaşlar.
İşte bu ham madde ve pazar arayışı dünyanın dengesini bir anda değiştirecek ve yeni bir kavram ortaya çıkacak. Bu kavramın adı da sömürgecilik. Birazdan söyleyeceğim. Şimdi şurada bir sorumuz var. Sanayileşen ülkeler kimler sanayileşmiş olabilir? Tabii ki o devirde güçlü olan ülkeler ilk etapta sanayileşti. Ve sanayileşince bu ülkelere ham madde lazım oldu. Fazla ürünlerini satmak için pazar lazım oldu. Yani satabilecekleri ülke lazım oldu. Hani pazar dediğimizde meyve sebze aldığımız pazar aklınıza gelmesin. Bu ürünlerin satılabileceği ülkelere biz pazar diyoruz. Peki büyük ülkeler bu ihtiyacı nasıl karşılayacaklar? Tabii ki sevgili arkadaşlar, sömürgecilik yapacaklar. İşte sanayi inkılabının dünyanın dengesini bozan kavramı burada, sömürgecilik. Nedir sömürgecilik? Sanayileşen ülkelerin ham madde ihtiyacını karşılamak için zayıf olan ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el koyması. Sadece el koymakla yetinmeyecekler, ürettikleri malları da bu ülkelere satacaklar. Yani gidiyorlar, hem adamların mallarına el koyuyorlar, ham maddelerine el koyuyorlar, gelip kendi ülkelerinde üretiyorlar ve ürettikleri bu ürünleri yine fakir, zayıf, güçsüz bu ülkelere satıyorlar. İşte biz bu işe sömürgecilik diyeceğiz değerli arkadaşlar. Sanayileşen ülkeler fabrikalarına ham madde bulmak için hızlı bir şekilde sömürge arayışına girmişler. Yani İngiltere gidiyor, sağda solda kendisine sömürge arıyor. Fransa gidiyor, kendisine sömürge arıyor. İşte Hollanda gidiyor, sömürge arıyor filan. Ve dünyada ekonomik bir rekabet ortaya çıkıyor. İşte bu rekabette Birinci Dünya Savaşı'na temel hazırlayacak sevgili arkadaşlar. Herhalde anlaşılmıştır. Yani dünyanın dengesini bozdu dedik. Dünyanın dengesinin nasıl bozulduğunu buraya kadar söylemiş olduk. Şimdi şey diyebilirsiniz, yani hocam hani dünyada onlar olmuş, bunlar olmuş, yani bize ne diyebilirsiniz? Bizim için önemli olan şu aslında. Bize ne gibi etkisi oldu? Osmanlı'ya ne gibi etkisi oldu? Olumlu etkisi mi oldu, olumsuz etkisi mi oldu? Biz biraz da kendi penceremizden bakalım sanayi inkılabına. Şimdi öncelikle Osmanlı Devleti zaten o tarihlerde son zamanlarını yaşıyordu. Yani güçlü bir ülke maalesef değildik değerli arkadaşlar. Ve sanayi inkılabına ayak uyduramadık, sanayileşemedik. Avrupa fabrikalar kurarken biz hala el tezgahlarıyla üretime devam etmeye çalıştık. Peki, fabrikada üretilen bir ürün mü ucuz olur, yoksa elde üretilen bir ürün mü ucuz olur? Tabii ki fabrikada üretilen bir ürün ucuz olur. Çünkü seri üretildi. Zaten hammaddeye masraf yapmadılar. Ve Avrupalı ülkeler geldiler, bizim ülkemizde bu ürünleri satmaya başladılar. Avrupa'dan gelen bir ürün 10 lirayken bizim ürünümüz 30 liraydı. Peki insanlar hangisini tercih eder? Tabii ki ucuz olanı tercih eder. Ve işte bizim ülkemizdeki ürünler Avrupalı ürünlerle rekabet edemedi. Ve bunun sonucunda da el tezgahları birer birer mecburen kapanmak zorunda kaldı. Ve Osmanlı'da ciddi anlamda işsizlik problemi baş gösterdi. Peki hocam, Avrupalılar ülkemize sokmasaydık olmaz mıydı? Yani onlar bizim ülkemizde bu ürünleri satamasalardı olurdu. Ama değerli arkadaşlar, tarih biliminin bir özelliği var. Tarih yaşandığı dönemin şartları içerisine değerlendirilir. Yani şimdiden hani günümüzün şartlarıyla bir yorum yapmamız doğru olmaz. O günün şartlarına bir bakalım. O günün şartlarında biz Avrupa ile bir anlaşma yapmışız. Avrupalı pek çok devletle bir anlaşma yapmışız. Ve bu anlaşmanın adı da kapitülasyon. Yeni bir kavram öğreniyoruz. Kapitülasyonu yıl içinde yüzlerce, binlerce kez duyacağız arkadaşlar. Şu an kapitülasyonun ne olduğunu bir öğrenelim. Zaten 7. sınıfta sosyal bilgiler dersinde de bu konu konuşulmuştu. Şimdi Osmanlı'nın çok güçlü olduğu yıllar, yükselme devri, Kanuni Sultan Süleyman zamanı. O dönemde Avrupa Osmanlı'ya karşı, Osmanlı'yı tek başına yenemedikleri için bir ittifak yapıyorlar. Yani birleşip Osmanlı'ya saldıracaklar. Kanuni Sultan Süleyman da çok büyük bir padişah. Çok akıllı, çok iyi devlet yönetimi becerisi olan bir padişah ve bir hesap yapıyor. Diyor ki bu Avrupalıların hepsini ben yenerim ama diyor bunların içinden birini çekmem lazım. Kimi çekmem lazım? Fransa'yı. Ben Fransa'yı yanıma çekersem Avrupalı devletler istediği kadar birleşsinler, bana zarar veremez diyor arkadaşlar. Ve işte Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa ile bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmanın adı içeriği kapitülasyon.
Fransa'ya diyoruz ki sen Avrupa'nın yanına gitmez, bizim yanımıza gelirsen sana bir ayrıcalık tanıyacağız. Nedir diyor bu ayrıcalık? Diyoruz ki kapitülasyon. Nedir kapitülasyon? Sen Osmanlı ülkesine geleceksin, ticaret yapacaksın ve vergi vermeyeceksin. O yıllarda tabii dünyadaki ticaret yollarını Osmanlı kontrol ettiği için böyle bir ayrıcalık Fransa için bulunmaz bir nimet. Ve Fransa bunu kabul ediyor. Kanuni diyor ki yalnız bir şartım var diyor. Bu anlaşma sen ve ben hayattayken geçerli. İkimizden biri öldüğünde bu anlaşma sona erer diyor. Çünkü arkadaşlar çok riskli bir anlaşma. Kanuni şunun farkında, yani o dönemin şartlarında ben diyor bunu kendim kontrol edebilirim. Ama benden sonra diyor bu devlete zarar verebilir. Ama maalesef Kanuni öldükten sonra ve Fransız hükümdarı öldükten sonra bu anlaşma devam ediyor. Hatta ilerleyen yıllarda sadece Fransa ile kalmıyor, diğer Avrupalı devletlere de biz kapitülasyon hakkı tanıyoruz. Yani bütün Avrupa artık Osmanlı ülkesine gelecek ve vergi vermeden ticaret yapacak. İşte sanayi inkılabının devamında arkadaşlar kapitülasyonların olması Osmanlı'yı Avrupa'nın açık bir pazarı haline getirdi. Avrupalı ham maddesini buluyor, gelip Osmanlı ülkesinde vergi vermeden ürünlerini satıyor. Ve ne oldu? Biraz önce söylediğimiz gibi Osmanlı el tezgahları birer birer kapandı. Peki bu Osmanlı ülkesini hangi alanda etkilemiştir? Sınavlarda karşımıza soru olarak gelecek. Tabii ki de arkadaşlar el tezgahları kapandığı için ekonomik anlamda olumsuz bir etki yaşadık. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti o yıllarda eski gücünde değil. Ve özellikle merkezden uzak olan, yani Afrika topraklarımız, Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Mısır ve bu ülkelerde büyük Avrupalı güçlü sömürgeci ülkelerin radarına takılıyor. Ve Avrupalılar zaten hızlı bir şekilde ham madde arıyorlar filan ve bakıyorlar kim var? Osmanlı'nın Cezayir'i var, Osmanlı'nın Tunus'u var, Osmanlı'nın Trablusgarp var, Mısır'ı var. Zaten Osmanlı güçsüz ve Osmanlı'ya saldırıp bu toprakları da bizim elimizden birer birer alıyorlar. Dolayısıyla hem ülkenin içine bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz hem de değerli arkadaşlar toprak kaybediyoruz. Yani haritamız değişiyor. Siyasi anlamda da biz sanayi inkılabından olumsuz olarak etkilenmiş oluyoruz. Şimdi buraya kadar dünyanın dengesini bozan ilk olay olan sanayi inkılabını konuştuk ve geldik ikinci önemli olay olan Fransız ihtilali. Peki nedir Fransız ihtilali? Şimdi ihtilal halk hareketi demek. Yani mevcut yönetim şeklini yıkmak, değiştirmek. O yıllarda 1789 yılına kadar Fransa krallıkla yönetiliyordu. Kral ne derse o oluyordu. Ve kral her canı istediğinde diyordu ki vergileri artırdım, yeni vergi koydum filan. Halk ezildikçe eziliyor, ezildikçe eziliyor. Hani bir kediyi düşünün mesela, bir sınıfta diyelim, bir odada kediyi sıkıştırdık filan. Kedi sürekli bizden kaçar. Ama artık kediyle böyle küçücük bir alanda kaldığımızda kedi o masumiyetini yitirir ve canavliyle kurtulmak için üzerimize atlar, değil mi? İşte halk arkadaşlar yıllarca direndi, yıllarca dayandı ama artık bıçak kemiğe dayandı ve krala karşı Fransa'da bir isyan başladı. Ve tarihte biz bu olaya Fransız ihtilali diyeceğiz. Hocam bu olay Fransa'yı ilgilendirir. Yani bizle ne alakası var? Dünyayı nasıl etkilemiştir? Demeyelim arkadaşlar. Fransız ihtilalinden sonra Fransa'da Cumhuriyet yönetimine geçildi. Artık Fransa'da yönetim halkın elinde. Tabi bu olay dünyaya bazı düşünceleri yaydı. Mesela hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik. Eskiden bu kavramlar yoktu. Hani iki kişi eşit olmadığı zaman bunu sorgulamıyordu. Ya o öyle, ben niye böyle değilim falan demiyordu. Bu kavramlar dünyaya Fransız ihtilalinden sonra yayıldı. Peki bu kavramlar dünyayı nasıl etkilemiştir? Sevgili arkadaşlar, bu kavramlar öncelikle hürriyet, eşitlik, adalet, hani bunlar istenen kavramlardır, değil mi? Bunlar dünyada demokrasinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bütün dünya ülkeleri diyor, evet bak hürriyet, evet eşitlik, evet adalet. Herkes bu kavramlara sahip çıkmaya başlıyor ve dünyada demokrasi rüzgarları esmeye başlıyor. Bunun yanında sevgili arkadaşlar, işte dünyayı en fazla etkileyen ve Birinci Dünya Savaşı'na temel oluşturan kavram milliyetçilik. Nedir milliyetçilik? Her milletin kendi devletini kurması fikri. Yani Osmanlı'yı düşünelim. Osmanlı'da pek çok millet yaşıyor. Ama yönetici sınıf Türkler. Ve bu milletler diyor ki Fransız ihtilalinden, milliyetçilik akımından sonra
Ya bizi diyor niye Türkler yönetiyor? Biz kendi devletimizi kuralım. Yunanlar diyor ki ben Yunan devleti kurmalıyım. Bulgarlar diyor ki ben Bulgar devleti kurmalıyım. Dolayısıyla şurada da görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar, o tarihlerde dünyada çok uluslu olan, yani birden fazla milletin yaşadığı Osmanlı Devleti, Rusya İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi bünyesinde birden fazla milletlerin yaşadığı devletler Fransız ihtilalinden olumsuz etkileniyor. Bu ülkelerde birer birer milliyetçilik akımının etkisiyle milliyetçilik isyanları başlıyor arkadaşlar. Şimdi biraz önce sanayi inkılabında demiştik ki hani Osmanlı'ya ne etkisi var? Hocam Fransız ihtilalinin bize ne etkisi var? Bunu konuşalım. Evet haklısınız. Şimdi olumlu ve olumsuz ikiye ayıracağız. Yani Fransız ihtilali tamamen Osmanlı'ya zarar vermiyor. Olumlu etkileri de var. Ama birazdan sizlerle bir değerlendirme yapacağız. Yani olumlu etkileri mi daha fazla yoksa olumsuz etkileri mi? Hangisi daha ön plana çıkıyor? Şimdi olumlu etkilerine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, Senedi İttifak diye 1808 yılında bir olay yaşanıyor. Nedir bu? Osmanlı'da o tarihte Ayanlar adını verdiğimiz toprak ağaları var. Yani böyle bir grup var ülkede. Yıllarca bunlar göz ardı edilmiş. Ve padişah tahta geçine diyor ki evet ben sizin varlığınızı tanıyorum. Sizin gücünüzü tanıyorum. Siz de ihtiyacım olduğunda bana destek vereceksiniz. Yani basit manada böyle özetleyebiliriz. Bunun ne gibi bir olumlu tarafı vardır? Şimdi bakıldığı zaman padişah tek güç olmaktan çıkıyor. Ülkedeki en üstün güç olmaktan çıkıyor. Ve ayanlara diyor ki evet benim gücüm var ama ben sizin gücünüzü de tanıyorum. Siz de varsınız bu ülkede. Dolayısıyla ayanlarla Senedi İttifak Anlaşması yapılıyor. Bu olumlu bir gelişme. Tanzimat Fermanı var, Islahat Fermanı var, Kanuni Esası var ve birinci meşrutiyet var. Birazdan dersimizin devamında bu olayları tek tek anlatacağım. Şimdi olumsuz etkilerine bakalım. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Yani bünyesinde onlarca farklı millet yaşıyordu. Ve milliyetçilik akımının etkisiyle Avrupalı devletlerin de kışkırtmalarıyla bu milletler kendi devletlerini kurmak için Osmanlı ülkesinde bağımsızlık isyanları başlatıyorlar. Şöyle düşünün. Yani bir kanuni devri olsa işte bir yükselme devri falan olsa bu milletler zaten isyan edemezler. Çünkü güçlüsün, bastırırsın. Ama sen artık yaşlanmışsın, gücünü kaybetmişsin. Bünyende birden fazla millet var. Bunları kışkırtan, destekleyen Avrupa var. Yani her şey senin aleyhine ilerliyor. Dolayısıyla arkadaşlar Fransız ihtilalinin sonucunda Osmanlı ülkesinde milliyetçilik isyanları görülüyor. Bazen sorularda geliyor. Bak dikkat dedik. Lütfen dikkat edelim buraya. Şimdi soruda anlatıyor bir hikaye ve en sonunu şöyle bağlıyor. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik isyanlarının görülmesi neyin kanıtıdır? Sevgili arkadaşlar eğer milliyetçilik isyanları görüldüyse Osmanlı Devleti demek ki çok uluslu bir devlet. Bu bunun kanıtıdır. Eğer Osmanlı ülkesinde sadece bir millet yaşasaydı, mesela sadece Türkler yaşasaydı o zaman bir isyan hareketi olmazdı ki. Yani tek uluslu olmuş olurdu. Eğer bir ülkede o dönemde milliyetçilik isyanları görüldüyse o ülkeyle ilgili ne diyebiliriz? Çok uluslu bir devlet diyebiliriz. Şimdi Osmanlı Devleti milliyetçilik isyanlarının sonucunda Balkanlardaki topraklarını kaybetmeye başlıyor. Şimdi sorularda çıkıyor. Şuraya bir harita çizelim. Şu an bizim yaşadığımız Anadolu coğrafyası burası. Şurası Afrika arkadaşlar. Yani biraz önce sanayi inkılabında bahsettiğimiz o Tunus, Cezayir, işte Mısır burada yer alıyor. Şuradan İstanbul'dan çıktık, Edirne'yi geçtik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu bölgeye de Balkanlar diyoruz. Biz o tarihlerde iki bölgeyi de kaybetmeye başladık. Afrika'yı kaybetmemizin sebebi sanayi inkılabı yani sömürgecilik. Bu toprakları bizden büyük Avrupalı devletler aldı. Balkanları kaybetmemizin sebebi Fransız ihtilali, milliyetçilik. Buradaki milletler kendisi isyan etti, kendisi ayrılmak istedi. Yani büyük bir Avrupalı devlet işte gelip ben Balkanları alıyorum demedi. Balkanlarda yaşayan halk kendisi ayrılmak istedi, kendi devlet kurmak istedi. O zaman Balkanlar hangi olaydan sonra elimizden çıkmıştır? Fransız ihtilali, milliyetçilik akımı. Peki Afrika toprakları hangi olaydan sonra elimizden çıkmıştır? Sanayi inkılabı, sömürgecilik. Bu yazdığım bilgi çok önemliydi, çok değerliydi. Sınavlarda da zaten sık sık karşınıza bununla ilgili harita soruları gelecek.
Umarım anlaşılmıştır. Şimdi Fransız İhtilali sonrasında milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar ayrılıkçı düşünceleri vardı. Tabii devletin de şunu yapması lazım. Yani ülke kazan gibi kaynıyor. Birileri ayrılmak istiyor. Sen de devlet olarak bir tepki koyman lazım. Bir refleks ortaya koyman gerekiyor. En azından onların bu ayrılıkçı düşüncelerini yok etmen gerekiyor. Bunu yok edersen devlet dağılmaz, devlet parçalanmaz. Ve o tarihte devlet yöneticileri değişik zamanlarda, değişik dönemlerde farklı farklı önlemler almışlar. Şimdi bunlardan üç tanesi önemli, bilmemiz gerekiyor. Sınavlarda da bazen soru olarak karşımıza geliyor. Bir bakalım isterseniz beraber bir değerlendirelim. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle düşünün. Ülke kaynıyor, ülke parçalanma sürecine girmiş. Sen de devleti yöneten bir yöneticisin. Ne yaparsın? Bir çözüm ararsın. İşte bu çözüm önerilerinden bir tanesi Tanzimat Fermanı. Ferman emir demek arkadaşlar. Padişahın emri. Padişah 1839 yılında bir ferman yayınlıyor. Ve ne diyor? Burada halka yeni haklar tanıyor. Diyor ki tüm vatandaşların diyor can, mal, namus güvenliği sağlanacak. Hiç kimse yargılanmadan idam edilmeyecek. Herkes kanun önünde eşit haklara sahip olacak. Herkes gelirine göre vergi ödeyecek. Herkes mal mülk sahibi olabilecek. Bakıldığı zaman muhteşem arkadaşlar. Yani 1839 tarihinde bu hakların verilmesi inanılmaz güzel bir şey. Ancak Tanzimat Fermanı bir işe yaramayacak. Niye yaramayacak? Çünkü değerli arkadaşlar bizden ayrılmak isteyen, isyan eden grupların istekleri bunlar değil. Onlar senden ekmek istiyor mesela. Sen onlara işte test kitabı veriyorsun. Adam diyor ki benim karnım aç. Adam ayrılmak istiyor. Yeni bir ülke kurmak istiyor. Seninle yaşamak istemiyor. Sen ona başka bir öneri sunuyorsun. Dolayısıyla Tanzimat Fermanı'yla azınlıkların yani o ülkemizde yaşayan milletlerin ayrılıkçı düşünceleri engellenmek istense de arkadaşlar bu başarıya ulaşmayacak. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi onların isteği bunlar değil. Ve aradan 17 yıl geçiyor. 17 yıl sonra bakılıyor ki Tanzimat Fermanı işe yaramamış. Diyorlar ki başka bir çözüm yolu olmalı bunun. Biz bir şey herhalde eksik yaptık. Ve padişah 1856'da Islahat Fermanı yayınlıyor. Bu fermanla arkadaşlar ülkede yaşayan gayrimüslimlere yani Müslüman olmayanlara Osmanlı ülkesinde Müslüman olmayan gruplara azınlıklar denir. Mesela Yunanlar, Bulgarlar işte onlar azınlık olarak tanımlanıyor. Padişah gayrimüslimlere fazladan haklar vererek diyor ki biz diyor bu işi çözeriz. Yani artık onlar diyor isyan etmezler. Çünkü diyor adamlara fazladan hak veriyoruz. Hatta ıslahat fermanı ile öyle bir dönem yaşıyoruz ki ülkedeki azınlıklar, Müslüman olmayan gruplar Müslümanlardan daha fazla hakka sahip oluyorlar. Ama biraz önce verdiğim örnekteki gibi adamların derdi hak almak değil. Diyorlar ki biz ayrılmak istiyoruz. Biz zaten diyor ayrıldığımızda bu haklara kendimiz ulaşırız diyorlar. Dolayısıyla ıslahat fermanı da çok güzel, inanılmaz, muhteşem haklar olsa da yine azınlık isyanlarının önüne maalesef geçemiyoruz. Ve aradan 20 yıl daha geçiyor. 1876'da hala devlet adamları kafa yoruyor. Yani diyorlar ki bu işin bir başka yolu olmalı. Bu insanların isyan etmesini engellemek için bir şey yapılmalı. Ve ortaya şöyle bir fikir çıkıyor. Azınlıkların isyan etmesinin sebebi ülkenin yönetim şekli diyorlar. Ülke o tarihlerde neyle yönetiliyordu? Monarşi, mono, tek kişi demek arkadaşlar. Yani ülkeyi padişah yönetiyor. Padişah diyorlar ki padişahım eğer biz yönetime halkı da ortak edersek o zaman bu insanlar isyan etmezler. Yani düşünün sen de benle beraber ülkeyi yöneteceksin. Niye isyan edesin ki? Çok iyi niyetli aslında. Ve padişah ikna oluyor. 1876 yılında sevgili arkadaşlar tarihte birinci meşrutiyet dediğimiz yeni bir yönetim sistemine geçiyoruz. Şimdi yine bir kavram karşımıza çıktı. Monarşiyi zaten geçmiş yıllardan biliyoruz. Tek kişinin yönetimiydi. Yani burada Osmanlı ülkesinde bir padişah vardı. Şimdi meşrutiyet nasıl bir yönetim? Onu da hemen anlatalım. Meşrutiyette padişah var. Padişahın yanında bir de meclis var arkadaşlar. Meclis kim? Halk. Meclisi kim seçiyor? Halk seçiyor. Milletvekillerini halk seçiyor.
Yani ülkeyi meşrutiyette padişahla beraber halk yönetecek. İşte 1876 yılında birinci meşrutiyet adını verdiğimiz yönetime geçiliyor. Birinci meşrutiyet dediğimize göre demek ki daha sonra bunun bir de ikincisi olacak. Onu da birazdan anlatacağım. Ve 1876 yılında ülkede güzel bir gelişme daha yaşanıyor. Kanuni Esası hazırlanıyor. Nedir Kanuni Esası? Anayasa sevgili arkadaşlar. Türk tarihinin ilk anayasası. Kanunlar bir kitapçıkta diyelim yazılı hale getiriliyor ve ülkedeki herkes, yöneticiler, vatandaşlar, herkes anayasaya uygun davranmak zorunda. Yani anayasal bir düzene geçiyoruz. İlk defa ne zaman? 1876 yılında. İlk defa seçimler yapılıyor. Aynı günümüzdeki gibi halk Mebusan Meclisi, Halk Meclisi adını verdiğimiz meclis çatısı altında yönetime ortak oluyor. Peki ne oldu hocam? Yani her şey çok iyi niyetli aslında kararlar alınmış. Değerli arkadaşlar, mecliste azınlık milletvekilleri de var. Yani Müslüman olmayan milletvekilleri de var. Bu sefer azınlıklar ülkeyi meclis çatısı altında yıkmaya çalışıyorlar. Biz bir iyi bir şey yapalım diyoruz. Onları milletvekili yapıyoruz. Ülke yönetimine ortak ediyoruz. Ama onlar ülkeyi meclis çatısı altında yıkmaya çalışıyorlar. Ve Padişah 2. Abdülhamit diyor ki bu hiç istenen bir durum değil. Yani biz iyi bir şey yaparken ülkenin yıkılma sürecini sanki diyor hızlandırdık. Ve 1878 yılında padişah diyor ki ben meclisi kapatıyorum. Ve 2 yıl ömrü oluyor değerli arkadaşlar. Birinci meşrutiyetin 2 yıl meşrutiyet yönetimiyle yönetiliyoruz. Tekrardan 1878 yılında monarşi yönetimine yani tek adam padişah yönetimine geri dönüyoruz. Ve 1878'den 1908'e kadar 30 yıl boyunca ülke yine monarşi ile tek adamla yönetilmeye devam ediyor. Ancak padişaha 30 yıl boyunca baskı yapıyorlar. Diyorlar ki padişahım, evet orada bir hata olmuş olabilir ama şu an bizim meclisi açmamız lazım. İşte daha düzgün kurallar koyarız filan. Tabii düşünün yani 30 yıl geçmiş, padişah da yaşlanmış, gücünü kaybetmiş ve padişahı ikna ediyorlar. 1908 yılında arkadaşlar tekrardan meşrutiyet ilan ediliyor ve tekrardan biz 1908 yılında meclisli yönetime devam ediyoruz. Geçmiş oluyoruz. Ne zamana kadar? Derslerimizin devamında göreceğiz. Osmanlı Devleti yıkılana kadar da meclisli yönetim devam edecek. Görüldüğü gibi pek çok çalışma yapıldı. Ancak değerli arkadaşlar bu çalışmaların hiçbiri derdimize derman olmadı. Yani dağılmayı kurtaramadık. Hala arı kovanı gibi kaynıyor ülke. Sürekli bir oradan isyan var, bir buradan isyan var. Ben devletimi kurmak istiyorum, ben de kurmak istiyorum filan. Ülkede kötü günler yaşanıyor. Ve bunun için devlet adamları ortaya fikirler atıyorlar. Ve bir grup toplam 4 tane temel fikir var. Biz bunları başlık olarak devleti dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları olarak tanımlayacağız. Bu fikir akımı nedir? Ülkedeki bir grup bir şeyi savunuyor. Diyor ki bak bunu yaparsak ülke kurtulur. Diyor ki hayır öyle kurtulmaz. Asıl bunu yaparsak ülke kurtulur. Hayır o ikisini değil bunu yaparsak filan. Ve böyle ortaya 4 tane farklı fikir akımı atılıyor. Şimdi bunları bir inceleyelim. Bu fikir akımları nelerdir? Acaba başarıya ulaşmış mı? Öncelikle ülkedeki bir grup batıcılığı savunuyor. Nedir batıcılık? Diyorlar ki biz niye güçsüzüz? Çünkü biz batıya, Avrupa'ya ayak uyduramadık. Batı bizi geçti, Avrupa bizi geçti. Eğer biz batılı gibi yaşarsak, batılı gibi yönetilirsek, Avrupalılar gibi olursak, Avrupa'yı yakalarsak biz tekrar eski güçlü Osmanlı'yı kurarız. Eğer biz güçlü olursak o zaman kimse bizden ayrılmaya cesaret edemez diyorlar. Ancak değerli arkadaşlar bu fikir akımı başarıya ulaşmayacak. Evet, bir grup Türkçülüğü, Turancılığı savunuyor. Nedir Türkçülük? Diyorlar ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bizim için kim önemli? Türkler önemli. Türk olmayan unsurlar ayrılabilir. Ayrılmak mı istiyorlar? Gitsinler. Zaten bize biz lazımız düşüncesi var. Bakıldığı zaman arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni belki yıkılmaktan kurtaramıyor ama ilerleyen ünitelerde sizlerle konuşacağımız Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmasını sağlayan fikir akımı da Türkçülük oluyor, Turancılık oluyor. Ancak Osmanlı'yı da almaktan kurtaramıyor. Bir diğer grup diyor ki İslamcılık yani ümmetçilik. Bize kim lazım? Müslümanlar lazım.
Müslümanlar kalsın, Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur diyorlar. Müslümanlar kalsın, Müslüman olmayan unsurlar hemen ayrılsın, hiç önemli değil diyorlar. Ancak değerli arkadaşlar, bu fikir akımı da başarılı olmuyor. Kurtuluş Savaşı'nda, özür diliyorum, Birinci Dünya Savaşı'nda Hicaz, Yemen ve Suriye, Filistin cephelerini anlatırken Müslümanların neler yaptığından bahsedeceğim. Dolayısıyla orada da görüyoruz ki Müslümanlar da aslında bizle yaşamak istemiyorlar. Evet, bir diğer fikir akımı Osmanlıcılık. Bakıldığı zaman en geniş etki alanı olan fikir akımı budur. Yani şemsiye çok geniş. Ne diyorlar? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Türkler yönetiyor. Diyorlar ki öyle yapmayalım. Bir devlette şöyle bir millet sistemi gelsin. Yani Yunan'da, Bulgar'da, Ermeni'de, Türk'te herkes Osmanlı milleti olsun. Osmanlı diye bir millet yapısı ortaya çıkaralım. Kimseye ayrım yapmayalım. Yani sen Türksün, sen Müslümansın, sen değilsin değil. Bizim için senin dilin, dinin, rengi hiçbir şeyin önemli değil. Ülkede yaşayan herkes Osmanlı milleti kabul edilsin. Eğer böyle olursa ülkede yaşayan bütün unsurlar kendini devlete ait hissederler diyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, azınlıklar bu fikirden de etkilenmiyorlar, isyan etmeye devam ediyorlar, bağımsız oluyorlar. Yani bu fikir akımı da bir işe maalesef yaramamış. Evet, yavaş yavaş dersimizin sonuna geliyoruz. Bir de böyle şöyle düşünün, şu an o tarihlere gittik, içeride bir sinema filmi oynuyor veya bir tiyatro oynuyor. Biz de dışarıdan izliyoruz. Yani o tarihlerde ülkenin ekonomik yapısı, sosyal yapısı nasıldı? Onu bir değerlendirelim. Sonrasında da arkadaşlar dersimizi bitirmiş olalım. Şimdi 20. yüzyılın başları, yani 1900'lü yıllar, Osmanlı haritasını incelediğimiz arkadaşlar, Osmanlı Kuzey Afrika'da, Balkanlar'da pek çok toprağını kaybetmiş. Ve bu toprak kayıpları sadece siyasi anlamda devleti etkilemiyor. Sosyal hayatı da etkiliyor. Şimdi bakıldığı zaman günlük hayata bakalım, sosyal hayata bakalım. Her yerde milliyetçilik isyanı var. Balkanlar bir huzur bölgesiydi. İsyanlar çıktığı için Balkanlar'da huzur bozuluyor. Tabi azınlıklar orada bağımsız olunca ve huzur ortamı bozulunca oradaki Türkler yüzyıllardır yaşadıkları Balkan coğrafyasını bırakıp Anadolu'ya göç ediyorlar. Bunlar o tarihlerdeki sosyal etkiler arkadaşlar. Bir de ekonomik hayata bakalım. Şimdi dersin başında konuşmuştuk. Fabrika ürünleriyle rekabet edemedik. El tezgahları kapandı. Yerli üretim azaldı. Yani azalmak zorunda. Çünkü üretiyorsun, satamıyorsun. Dışarıdan gelen, Avrupa'dan gelen ürünler daha ucuz. Bu da ithalatı artırıyor. Tabii ekonomik denge bozulunca, yani az satıyorsun, çok alıyorsun. Evinize aylık 10 bin lira giriyor, 20 bin lira para harcıyorsunuz. Her ay 10 bin lira borçlandınız. Ne yaparsınız? Mecburen bir yerlerden borç almanız gerekiyor. İşte Osmanlı Devleti de son dönemlerde Avrupalı devletlerden borç almak zorunda kaldı arkadaşlar. Ve zaman geçtikçe borçlarımızı ödeyemedik Avrupa'ya. Bırakın borçları ödemeyi, faizini ödeyemeyeceğimiz günler geldi. Ve Avrupalılar sende alacağını bırakır mı? Bırakmaz. Ve Avrupalı devletler de duyun-u umumiye diye, bunun Türkçe karşılığı yine sınavlarda karşımıza gelir. Duyun-u umumiye ne olduğunu bilelim. Genel Borçlar İdaresi demek arkadaşlar. Avrupalı devletler Duyun-u Umumiye İdaresi'ni kuruyor. Ve Duyun-u Umumiye İdaresi Osmanlı Devleti'nin maliyesinin başına geçiyor. Kasaya düşen her kuruşa el koyuyor. Ve böylelikle artık Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını da kaybetmiş oluyor. İşte sevgili arkadaşlar, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin manzarası da bu şekildeydi. Dersimizi şimdi burada bitiriyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Faydalı bir video olduğunu umut ediyoruz sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.